Esadullah Bey, hızlıca konuya girmek istiyorum. Çok taze ve sıcak bir konu var. Yeni yılın ilk sokak gösterileri, ilk siyasi kriz. Orta Asya'nın 19 milyonluk ülkesi, aynı zamanda dünyada yüz ölçümü büyüklüğüyle ilk 10 ülkelerden biri olan Orta Asya Cumhuriyetlerinden Kazakistan'da ciddi bir sokak gösterileri meydana geliyor. 30 yıldır iktidarda bulunan Nursultan Nazarbayev ve onun atadığı hükümet şu anda yoğun bir gösterilere maruz kalmış durumda. Yılın ilk ayında 50 Kazak tengisine, hatta 60 Kazak tengisine satılan akaryakıt fiyatları yılbaşından sonra 120 tengeye çıkıyor ve sokak gösterilerinden sonra hükümet tarafından 50'ye düşürüyor. Şu anda yayına bağlandığımız sırada Cumhurbaşkanlığı'nın Almatı'daki başkanlık sarayı göstericiler tarafından basıldı. Hükümet binası basılmış durumda. Aynı zamanda ülkenin dünyaya açılan kapısı olan havalimanı göstericilerin eline geçmiş durumda. Esadullah Bey, Kazakistan'a ne oluyor? Bizler için bir girizgah yapar mısınız? Tabii ki Hüsamettin Bey. Şimdi ben bir kendi yazıma atıfta bulunmak istiyorum izninizle. Tabii ki. 16 Aralık 2021'de Independent Türkçe'de ben bir yazı yazmıştım. Kazakistan'ın evet. 30 yılda değerlendiren bir yazı ve orada şunu söylemiştim. Kazakistan'da ürkütücü bir sessizlik var ve bu hayra alamet değil, fırtına öncesi bir sessizliği andırıyor diye. Ve bazı Orta Asyalı Türkistanlı dostlarımız da bana gücenmiş ve sistem etmişti. Kazakistan'da bir şey yok, her şey sakin, sen niye böyle bir olmadık ihanette bulunuyorsun diye. Ben dedim dost, acı söyler, benim gördüğüm manzara farklı. Tamam, orası Türk dünyası, bizim sevdiğimiz, köken olarak oradan geliyoruz ama oradaki bir analist olarak, bir yazar olarak da orayı da doğru düz değerlendirmek zorundayız ki şey yapabilelim, hani sorunlara çözüm üretebilelim. Yazıyı ve... okudum ben bu arada, bilginiz olsun. İstifade de ettim. Tüm izleyicilerimize de Esadullah Oğuz Bey'in Google'dan arayabilirsiniz. Esadullah Oğuz, Independent Türkçe'deki yazısını ve yazılarını okumanızı tavsiye ederim. Orta Asya'ya ve Türkiye Cumhuriyetleri'ne meraklı olan izleyicilerimiz açısından. Buyurun Esadullah Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben zaten biliyorsunuz Orta Asya kökenliyim, Türkmenim ve son 20 yılda gazeteci olarak ve yazar olarak Orta Asya'yı deyim yerindeyse karış karış dolaştım ve bu arada benim eşim de Kazakistanlı. Öyle hani yani Kazakistan'a çok yakından bağlantılı bir sağ olun. Kazakistan'la çok bağlantılı bir aileyiz. O açıdan oradaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Ayrıca ben işim gereği de son yıllarda sık sık Kazakistan'a seyahat ettim. Diğer Orta Asya Cumhuriyetlerine, ayrıca Türkmen olduğum için oranın dillerini de biliyorum. Hani Türkmence ile Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, bunlar Türk lehçeleri ve birbirlerine çok yakın. Evet. Şimdi sıkıntı şu, Orta Asya 91'de bağımsız olduktan sonra tüm Orta Asya'da bir büyük bir umut ortaya çıktı. Bir değişim. Biliyorsunuz 70 yıllık Sovyet efsanesi dağıldı, yıkıldı ve insanlar özgür kaldı, serbest kaldı ve daha fazla refah, daha fazla özgürlük bekliyorlardı ve Orta Asya'nın iki zengin ülkesi, biri Türkmenistan, biri biliyorsunuz Kazakistan. Kazakistan daha geniş ve daha imkanları daha fazla ve Kazakistan insanlarda hem içeride hem dışarıda büyük bir umut yaratmıştı. Çünkü Nazarbayev diğer Orta Asya liderlerine nazaran çok daha liberal, demokrat bir insan gibi görünüyordu. Yani kibar görünüşlü ve her şeyi serbest bırakmıştı başlangıçta ve birkaç yıl çok büyük bir umut rüzgarı esmişti Kazakistan'da ama sonra zamanla onun da çok diğer liderlerden çok farklı olmadığı ortaya çıktı. Mesela Nazarbayev'de, mesela Türkmenistan'da olduğu gibi ya da Özbekistan'da olduğu gibi her yerde heykellerini dikmeye başladı. Kendi adına üniversite, kendi adına şehir, o bu. Bir sürü şeyler yapmaya başladı. Diğer şeylerin, diktatörlerin diyelim ya da devlet başkanlarının yaptığı, ilk günden yaptığını Nazarbayev 5-6 yıl sonrasından yapmaya başladı ve ülkenin kaynakları da Nazarbayev ve ailesi tarafından ciddi anlamda çarçur edilmeye başlandı. İsviçre'deki banka hesaplarında, Londra'da, orada, burada hani 50 milyonluk, 60 milyonluk İsviçre'de bir göl kenarında villa, o bu gibi iddialar Batı basınında her yerde yer aldı. Şimdi bir de biliyorsunuz Nazarbayev'in bir damadı vardı, Rahat Aliyev adında bir damadı vardı biliyorsunuz. O evet. 90'lı yıllarda ve sonraki yıllarda
çok iddialıydı ve Nazarbayev'in yerine geçmeye hevesli bir genç bir adamdı ve Nazarbayev bunun hevesinden korktu, onu dizginlemeye çalıştı ve İstihbarat Başkanı Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Yardımcısıydı. İki görev vardı ve bunlardan azledildi ve Viyana'ya büyükelçi olarak gönderildi. Orada sonra orada da rahat durmayınca Nazarbayev görevden aldı ve o da şeye istifa etti. Oradan ondan sonra Mafya Kayınbaba diye Almanca bir kitap yazdı. Rahat durması damat bakanın neden ötürü Nazar Bey cezalandırıyor gibi bir şey ben anladım sizin konuşmanızdan. Doğru mudur? Tabii. Şimdi Nazarbayev'in iki damadı arasında bir rekabet vardı. Şu anki damadı Kulibayev dediğimiz iki damadı var. Diğer damadı Rahat Ali biraz haşları biraz daha böyle başına buyruk, Nazarbayev çok fazla dinlemeyen, yani Nazarbayev'den sonra kendisi o iktidara geçmek isteyen bir genç bir biraz şeydi, aşırı hevesli bir insandı ve Nazarbayev bundan rahatsız oldu ve onu büyükelçi olarak Viyana'ya gönderdi. Oradan da görevden aldı. O da Batı'ya iltica etti ve sonra Nazarbayev bunun hakkında soruşturma açtırdı ve orada Interpol tarafından tutuklandı. Viyana'da hapse atıldı. Esas neden bu şeyin damadın şey yapmış olmasıydı. Mafya Kayınbaba diye bir kitap yazmış olması ve orada Nazarbayev'in ailesinin bütün sırlarını açıklamış olmasıydı. Bu kitap Rusça'ya çevrildi, Almanca basıldı ve Kazakistan'a kitabın girişi yasaklandı ve oradan aforoz edildi ve birkaç sene sonra Rahat Aliyev nedense Viyana'daki hapishanede öldürüldü. Ölü bulundu. Şimdi bir sürü iddia var tabii ki. Ortada bir somut bir delil yok ama Nazarbayev'in eli olduğuna dair, mafyayı devreye sokup damadını öldürdüğüne dair bir bazı şeyler var, bilmiyorum ama yani sıkıntı şu: Nazarbayev'in Rahat Aliyev'in oğlu olan bir torunu var. O da Londra'da geçen sene veya 2020'de zannediyorum Londra'da bir otelde uyuşturucu komasından ölü bulundu. Yani ailesinde da bayağı bir faciaları yaşadı Nazarbayev kendisi. Şimdi bunun dışında ilişkisi nasıl olacak şimdi? Ben şu neden soruyorum Esadullah Bey. Şimdi Lübnan'da da iç siyasi karışıklık vardı. Hristiyan Cumhurbaşkanı'nın görevi damada bırakması çok büyük tartışılıyordu. Biliyorsunuz Aliyev'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın damadını Enerji Bakanı yapması çok ciddi bir tartışma oldu. Amerikan Başkanı Trump'ın yine damadı Kushner'in Orta Doğu siyasetine burnunu sokması, her taşın altından çıkması, hatta Amerika'daki Siyonistler tarafından bile nefret edilen bir figür olması yine büyük bir tartışmaydı. Aklıma bunlar hızlı gelenler. Mesela Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş'ın yine damadının siyasete çok bulaşması büyük bir tartışma konusuydu. Nokta. Yani bunu çok daha uzatabiliyoruz listeyi. Dolayısıyla bu sokak olaylarının, gösterilerin bu damatlarla olan hukuku ve siyasete evrilmesini nasıl şey yapacağız, değerlendireceğiz? Şimdi sıkıntı şu, yani damatlar ve Cumhurbaşkanı'nın damatları ve yakın akrabaları devletin değişik şeylerde çöreklenmiş durumda ve devletin tüm imkanları bunlara akıyor. Halk buradan tepkili. Şimdi Kazakistan yeraltı kaynakları açısından son derece zengin bir ülke ve nüfusu da çok az, biliyorsunuz. 18-19 milyon civarında. Yeraltı kaynakları petrol ve gazın dışında da dünya kadar başka madenler ve halkı, yani Arabistan gibi ya da Dubai gibi ya da Emirlikler gibi çok daha zengin bir şekilde yaşama imkanı var. Eğer diyelim ki bu kaynaklar doğru kullanılırsa. Halk bunu bekledi. Büyük bir şeyle, umutla. Belki biz bu zenginlikten biz de yararlanırız. Biz de daha rahat, daha müreffeh bir hayat yaşarız diye. Ve Nazarbayev baskıcı yöntemlere çok fazla da aldırmadılar. İnsanlar daha çok ekonomik olarak daha rahat yaşamak istiyorlardı ama bu ekonomik zenginlik halka yansımadı. Halk sabırla bekledi ve sonra sağda solda ufak tefek gösteriler olmaya başladı. Damatlar büyük miktarda paralarla Avrupa'da orada burada görünmeye başladı ve onun dışında da mesela Nazarbayev'in bir kardeşi var, Bolat diye, bizim Türkçedeki Polat dediğimiz isim. Bolat Nazarbayev 60 yaşlarında zannediyorum ve o da şimdi mesela Almata'daki en büyük alışveriş merkezine, merkezi ona ait.
mesela bir sürü iş yerleri de ele geçirdi, şey yaptı ve ekonominin köşe başlarını tutmuş durumda. Halk bunu görüyor. Yani Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı Nazarbayev veya yakınları acayip paralarla oynarken halk büyük bir sefalet içinde yaşıyor ve bu refah şeye, halka yansımıyor. Halk şimdi daha önceki yıllarda da son 5-6 yıldan beri sağda solda Kazakistan'da ufak tefek gösteriler oluyordu. 2019'da oldu, 2020'de oldu. Birkaç gün sürdü ve sonra olaylar yatıştı. Ve zaten 2019'da böyle gösteriler olunca Nazarbayev halkın tepkisini biraz yumuşatmak için görevinden sözde istifa etti.